Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün az önce işten geldim, yemeğimi yedim ve sıcak bir pazar günü çok terledim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Video çekmeye karar verdim şimdi. Boş durmak benim tarzım değil, en azından bir video çekmeliyim. Neyden bahsedeyim dedim, son günlerde yaptığım özel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben cilt problemleri olan biriyim. Şöyle, ben sedef hastalığıyla, yani yaklaşık 6-7 yıldır, 6-7 yıl önce bende bir cilt kuruluğu başladı. Daha sonra bir biyopsi yaptık. Biyopsi sonuçlarına göre ben sedef hastası olduğum belirlendi. Sedef hastalığıyla ilgili internette zaten birçok bilgi var. Şöyle, ben de şöyle bir bilgi vereyim. Cilt hücreleri kendini çok hızlı onarıyor, çok hızlı yeniliyor. Çok hızlı onarması sonucu ciltteki ölü hücreler en üst yüzeye çıkıyor. En üst yüzeye çıkınca ciltte beyaz, cildin en üst yüzeyinde beyaz tabakalar oluşuyor. Bu nedenle bu beyaz tabakalar kötü bir görünüme neden oluyor. Başlangıçta kırmızı pulcuklar halindeyken cildin sürekli kendini yenilemesiyle ölü deri en üste çıkıyor ve bunlar kuruyor, taş gibi sertleşiyor ve beyaz görüntü oluşuyor sedefte. Çok şükür ben internetten araştırdım, benimki o kadar çok yoğun değil ama kısacık da olsa, ben küçük sedefler de olsa bundan çok rahatsızlık duyuyorum ve herkes bundan çok rahatsızlık duyuyor. Cildim çok kızarıyordu başlangıçta. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bir ara kulaklarımın etrafını sürekli sedef sarmıştı. Öğrenciler sürekli soruyordu. Veliler soruyordu. Karşılaştığım insanlar soruyordu. Kulağınıza neden yara çıktı veya yüzünüz neden çok kızarıyor diye. Sürekli doktora gittim. İlaçla tedavi oldum ama belli bir süre sonra tekrar bu sedef tekrarlıyor. Ve sedefin çok stresle alakalı olduğu söyleniyor. Bunların hepsi doğru. Veya aşırı sıcaklık, aşırı güneş veya aşırı soğuk ortamlar sedefi çok tetikliyor. Bunların hepsi doğru. Giydiğiniz kıyafetler sedefi tetikliyor. Ve en önemlisi yediğiniz yiyecekler sedefi tetikliyor. Eğer sigara içiyorsanız, içki içiyorsanız bunlar sedefi tetikliyor. Çok yağlı yiyecekler sedefi tetikliyor. Bütün bu bilgileri ben öğrendim. Hem doktorlardan öğrendim, hem internetteki YouTube kanallarından öğrendim. Hem kendim kitaplar okudum, öğrendim ama bir türlü sedefi yenemedim. Ve hayatımda şunu denemeye karar verdim. Cildin en çok ihtiyaç duyduğu şey, biliyorsunuz ki, su. Su hücreleri yenileyen en önemli faktör. Ve cildin ana kaynağı su. Ne diyorlar? Ne diyoruz mesela? Vücudumuzun %80'i suyla kaplı. Ben şimdi kendimde bir şey var. Mesela beni tanıyanlar iyi bilirler. Ben aşırı çay içen bir insanım. Aşırı derecede siyah çay içen bir insanım. Mesela bir oturuşta koca orta boy bir demliği bitiriyorum tek başıma. Hatta yetmiyor, ikinci demliği falan demliyorum. Böyle tesadüfen bir YouTube kanalında çok çay içmenin cildi kuruttuğunu gördüm. Çok çay içmek cildi kurutur. Çok sigara içmek cildi kurutur. Siyah çay özellikle. Belli orandaki çay kurutmuyor evet, ama çok çay içmek, çok yağlı yiyecekler yemek, çok içki içmek, çok güneş altında kalmak, çok soğuk altında kalmak cildi kurutur. Ben de maalesef kendime bu tür konularda çok dikkat etmiyordum. Mesela çok güneş altında kaldığım oluyordu, çok soğuk altında kaldığım oluyordu, çok çay içtiğim oluyordu, bazen çok sigara içtiğim oluyordu. Maalesef sedefi oluşturan tüm faktörleri neredeyse bir araya getirmişim. Bu ara kendime çok dikkat ediyorum. Çünkü sedef çoğalınca kaçacak yer arıyorum. Bunu yaşamaktansa kendime dikkat etmeyi tercih ediyorum. Sigarayı bıraktım. Mesela en büyük faktör olarak onu gördüm. Sigarayı bıraktığım halde sedefler devam etti. Temizliğime de çok dikkat ediyorum buna rağmen. Ama sedeflerim tamamıyla yok olmadı. Şimdi de çok içtiğim çayı bırakmaya karar verdim. Yaklaşık 1,5 aydan beri çay içmiyorum. Peki çay içmediğim için vücudumda ne gibi değişiklikler oldu onu söyleyeyim. Mesela çok çay içtiğim zaman çok aşırı lavabo ihtiyacım geliyordu. Sürekli tuvalete gidiyordum. Çünkü vücut çok çay içmeyi bir yerden sonra artık kaldıramıyor. Neden kaldıramıyor?
çok çay içiyorsunuz, vücudun ihtiyacından fazlasını içiyorsunuz. Vücut buna karşı bir tepki veriyor, bir direnç gösteriyor. Mesela vücudun direnciyle ilgili şöyle bir şey var. Vücut kendisine aldığı tüm suları ayrıştırıyor. Yani sulu yiyecekleri diyelim. Mesela bu ayran olabilir. Meyve suyu olabilir, çay olabilir veya içki olabilir. Vücut bunu normal su ile şeyi ayrıştırıyor, diğer maddeleri. Ve bunu ayrıştırırken vücudun yani organellerden mitokondri sanırım, bilmiyorum ama enerji organizmaları çok yoruluyor. Neden? Çünkü onu ayrıştırmak istiyor ve biz farkında olmadan yediğimiz yiyeceklerle vücudumuzu çok yoruyoruz. Ama su içersek, ben bunu hem doktorları dinliyorum televizyondaki, internetteki, hem de kitapları okuyorum. Mesela doktorların dediğine göre sadece su içersek vücudumuz daha az yoruluyor. Neden? Çünkü su saf bir madde. Hücrelerin yapısını yeniliyor. Hücre oluşumuna yardımcı oluyor. Ama çay, meyve suyu, ayran veya daha tehlikeli olan içki gibi içerisinde farklı kimyasallar bulunan sıvı içecekler maalesef cildi çok yoruyor. Çünkü hücreler ve vücudun enerji mekanizmaları onu ayrıştırmaya çalışıyor. Ayrıştırmaya çalışırken de büyük enerji sarf ediyor. Ve bu enerji bizim bedenimizden çalıyor, vücudumuzdan çalıyor. Ama tam tersi su içersek ne oluyor? Su hücre oluşturuyor ve en azından vücudu yormuyor. Bunun dışında bir de YouTube videolarında şunu görmüştüm. Her gün limonlu su içersek ne olur? Kendimizi daha güçlü hissederiz. Direncimiz artar. Bunu gördüm. Açıkçası bunu uygulamaya karar verdim. Her gün limonlu su içmeye karar verdim. Hatta bayağı bir limon, yani neredeyse her öğünde bir bardak su alıp içine limon sıkıp, hatta bunu abartıp limonları kesip sürahin içine atıp soğuk dolapta bekletip soğutup içmeye başladım. Çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Nasıl faydasını gördüm? Mesela cilt yüzeyimin renginde açılma gördüm. Zaten beyaz tenliyim ama daha önce çok aşırı sigara ve çay tükettiğim için biraz kararma vardı. Bir tık daha beyazladım. Bunun dışında aşırı derecede tuvalete gitmedim. Yani bedenimi çok yormadım. Neden? Çünkü bir kere sadece su içtim. Su hücre oluşumuna yardımcı oldu. Bir de sanki şöyle bir şey var. Su insan vücudundaki boşlukları dolduruyor. Çünkü vücudumuzdaki her hücrenin suya ihtiyacı var. Her hücrenin suya ihtiyacı olduğu için mesela yeteri kadar su içtiğimizde vücut ihtiyaç duyduğu suyu kendine çekiyor bence. Ben bunu biraz bitkilere de benzetiyorum. Mesela bir bitkiye su vermezseniz bitki yavaş yavaş sararmaya, yaprakları çatlamaya başlıyor, kurumaya başlıyor. Bir de düzenli su verdiğiniz, yeterince su verdiğiniz bitki ise yemyeşil, dimdik ayakta duruyor. Daha yeşil ve daha güçlü oluyor. Bence bu insanlarda da böyle. Aslında doğa bize mesela bitkileriyle, hayvanlarıyla veya doğal yaşam olaylarıyla çok ders veriyor. Yani su içmenin katkısını anlamanın en güzel yolu bence bitkiler ve çiçekler. Evimizde beslediğimiz çiçekler, bitkiler. Mesela arıtma suyu verdiğimiz, daha sağlıklı doğal saf su verdiğimiz çiçekler bile daha güzel duruyor. Normal çeşme suyunu bırakın. Yani biz çeşme suyu dışında neler içmiyoruz ki? Aslında en masum içecekler çay, ayran ve meyve suyunun dışında, sodanın dışında bizler içki tüketiyoruz mesela genel anlamda veya daha farklı içecek türleri. İçine kimyasallar, boyalar karıştırılmış içecekler içebiliyoruz bazen. Bazen böyle hatalar yapabiliyoruz. Aslında farkında olmadan kendimizi yaşlandırıyoruz. Enerjimizi çaldırıyoruz hayattan. Organlarımıza müthiş zarar veriyoruz. Tüm bunları hepsini önlemek belki mümkün olmayabilir. Mesela arada sırada herkes küçük kaçamaklar yapabilir ama bence en azından daha çok su içilmeli. Bunun yani limonlu versiyonları daha çok tercih edilmeli diyorum. Daha zinde ve daha güçlü olmak adına bence bu yapılabilir. Mesela
Yani çoğu insan gün içerisinde yorgunluk hissettiği için hayattan keyif alamıyor bile. Yani üretkenlik vasıfları yok oluyor. Bence bunu önlemenin en güzel yollarından birisi sigarayı bırakmak, içkiyi bırakmak ve diğer içerisinde karmaşık farklı bileşikler olan içecek türlerinden vazgeçip saf suya yönelmek veya limonlu suya yönelmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, kendimi daha canlı, daha enerjik ve daha genç hissediyorum. Gençleştiğimi hissediyorum. Ve daha henüz 1,5 ay oldu. Ben böyle 2-3 ay daha, 4 ay daha, 5 ay daha limonlu su içmeye devam edeceğim. Veya saf su. Ve gelişmeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an sadece ortalama 1,5 ay oldu. 1,5 aydır sadece limonlu su veya saf su içiyorum. Kahvaltılarda, akşam yemeklerinde, öğlen yemeklerinde. Şöyle söyleyeyim, sadece arada sırada bir Nescafe, çok nadir, ağzımı tatlandırmak amaçlı günde bir tane veya hiç. Meyve suyu içiyorum bazen kahvaltıda, bazen çünkü kahvaltıda sadece su içmek mutlu etmeyebiliyor. Onun yerine meyve suyu, aroma suları içiyorum. Böyle söyleyeyim, bu tarz şeyler yapabiliriz. Bu arada videomuz çok uzamasın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu konuyla ilgili dolmuştum aslında. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olacağını düşündüğüm için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin de görüşleri ve fikirleri varsa ben bunları öğrenmek isterim ve emin olun ki her atılan yorumu okuyacağım ve okuyorum zaten. Lütfen bence deneyin. Sağlığınız için bunu yapın. Hani kendiniz için bunu yapmalısınız. Öyleyse videomuzu burada sonlandıralım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.